Merhaba herkese, herkese sevgiler ve saygılar sunarak başlıyorum bugün yine KYK öğrenim kredisini almamamız gerektiğini defalarca söylüyorum ama bugün gerekçeleriyle beraber neden KYK öğrenim kredisi almamalıyız? Bununla ilgili 3 tane ana başlık çıkardım. Özetleyerek bu 3 ana başlığı sizlere söylemek istiyorum. Önce şu hatırlatmayı yapayım. Tabi bugünlerde her an sonuçlarımız açıklanabilir ve sonuçlar açıklandıktan sonra da taahhütname onayını birlikte yapacağız. Ancak işte o noktada şu anda sizlerle konuştuğum konu aklınızın bir kenarına, bir köşesine mutlaka gelecektir. Çünkü sonuçlar açıklandığında KYK'da çok az bir öğrenci burs alacak. Geri kalan öğrenciler öğrenim kredisi kazandığınız yazısıyla karşılaşacaklar. Öğrenim kredisi kazanmak mıdır artık bu? Bilemiyorum. Şimdi bakın neden öğrenim kredisi almamalısınız? Birinci neden bu bir borç paradır. Size verilen geri dömesiz bir şey olmadığından dolayı ve ülkemizde enflasyon var. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar şöyle bir bak baktığınızda yıllık enflasyon oranlarına hiçbir zaman bizim enflasyon oranımız sıfıra yaklaşmamıştır maalesef ki. Her zaman mutlaka belli bir oranda enflasyon oranımız vardır. Bazen artmıştır. 60'lara 70'lere çıktığı da olmuştur. Tek haneli rakamlara düştüğü de olmuştur. Ama şu bir gerçek ki biz Japonya gibi sıfır ya da eksi enflasyonda değiliz. Artı enflasyondayız. Bu da ne demektir? Bugün aldığımız borç para okul bittikten sonra 2 yıl sonra ödediğimiz için katlanarak büyüyecektir. Dolayısıyla bu parayı katlanarak büyüyeceği için almamanız gerekir diye düşünüyorum. Çok ihtiyacınız yoksa. Gelelim ikinci nedeni. Ülkemizin 81 ilinde üniversite var ve artık bundan bir 5 yıl, 10 Yıl 15 yıl öncesinden farklı bir Türkiye var. Üniversite çok fazla, öğrenci çok fazla. Peki bunun sonucunda haliyle çok iyi biliyorsunuz ki mezun olduktan sonra hazır bir işimiz yok. İş bulma sorun ve Türkiye'de genç işsizlik sorunu var ve bu genç işsizlik oranı da maalesef ki grafiklere baktığımızda yıldan yıla büyüyor. Önümüzdeki yıl lisans ve ön lisans mezunlarının sayısı da daha da artacak ve her yıl bu oran arttığı için bir de bu bunun üzerine? Yeni istihdam olanakları sağlanabiliyor mu? Yani bugünlerde pandemi dolayısıyla bırakın yeni iş yerlerini birçok insan işini kaybetme sürecinde böyle bir ortamda Tabii ki genç işsizliğin olduğu bir ortamda mezun olduktan sonra borcunuzu ödemek gibi bir sorumluluğun bir yükümlülüğün altında olmuş olacaksınız. Yani sırtınızda yüksek miktarda bir kamburla mezun olacaksınız. Tamam borcunuz var ama işiniz olsa kesin garanti bir şekilde dersiniz ki 10 lira alıyorum 1000 lirasını okulda öğrenciyken yaptığım harcamalar için ödüyorum dersiniz ama öyle bir şey yok maalesef ki. Mezun olduğunuzda hem işsizlikle boğuşurken iş ararken bir taraftan da okuduğunuz zaman o 4 yılda 5 yılda aldığınız paraların enflasyon artışıyla birikmiş borcuyla karşılaşacaksınız. Bu da ikinci nedendi. Ve son olarak şunu söyleyebilirim. Üçüncü neden. Eğer bugün taahhütnameyi onaylarsanız, kredi alırsanız, bir ay bile alsanız bundan sonra burs çıkma şansınız kalmıyor. Oysa ki taahhütname onayı yapmazsanız, krediyi almazsanız seneye tekrar burs alabilme ihtimaliniz oluyor. İşte bu üç nedenden dolayı çok ihtiyacınız yoksa bana kalırsa almamanızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu şekilde eğitim haberleriyle, gelişmelerle, öğrencilere faydalı içeriklerle videolarımız devam edecek. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.